Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kadın ilçe jandarma komutanıydı. FETÖ kumpas davasında görevinden uzaklaştırılmıştı ancak dava sonrası tekrar görevine döndü ve Şırnak'a tayini çıktı. Yarbay Songül Yakut Şırnak'a gitti. Şimdi FETÖ kumpas davasında avukatı Mustafa Yuvanç telefon attığımızda. Sayın Yuvanç, başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Evet, şimdi birçok hikaye var 13 değerli askerin ardında bıraktığı ama Yarbay Songül Yakut'un da çok ilginç bir hikayesi var yine. Bu FETÖ kumpas davasında görevinden uzaklaştırılmıştı ama davadan sonra yılmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevine devam etti, Şırnak'a gitti ve ne yazık ki dün şehit düştü orada. Çok büyük sıkıntılar yaşadığını biz biliyoruz ama o süreci siz yakından takip ettiniz Songül Yarbay ile ilgili olarak. Neler söyleyeceksiniz? Songül bizim kardeşimizdi. Yani biz onu müvekkil olarak görmemiştik zaten. Bu FETÖ'nün bir rutini vardı. İsimsiz ihbar mektupları, insanları karalama, o dönem hatırlarsınız. Evet. Kendisi de böyle bir ihbar mektubuna maruz kalmıştı. Maalesef jandarma genel komutanlığı hiç düşünmeden apar topar Songül'ü meslekten ihraç etmişti. TSK'dan ihraç etmişti. O dönemde tanıştık kendisiyle. Şule Avdoğlu Erol'un ofisine gelmişti. Ben de onunla beraber çalışıyorum. O dönemde çok inanılmaz bir mücadele verdi. Yani zaten mücadele ruhu olan bir subaydı. 2 yıl hiç yılmadan bizimle birlikte her türlü girişimde bulundu. Ve Şubat ayında, 2016 Şubat ayında da görevini yerde oldu. Zaten görevin yerde olduğu zaman da bir ay sonra rütbesini aldı, bir binbaşıydı. Yarbay rütbesini Şule Hanım taktı ofiste. Evet, taktı. Ona şey dedi, kızım dedi, hakkını aldın dedi ama dedi bu adamlar seni rahat bırakmaz. Sen gel emekliliğini iste ya istifa et. Kendi başka bir meslek kendisine terkibi bulmuştu Şule Hanım. Çünkü o dönemde FETÖ bakilerinin bu hainleri hala Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeydi. Ama ben o günü hiç unutmuyorum. Ben dedi teğmen ruhuyla, evet, hangi görev olursa giderim ben dedi. 2016'ın ortasında da Şırnak'a gitmişti. Evet. Şimdi Songül Yarbay'ın yaşadıkları hiç kolay değil. Çok değer verdiği, göz bebeği olan mesleğinden böyle bir ithamla, böyle bir davayla uzaklaştırılıyor ama o yılmıyor, görevine devam ediyor. Gerçekten çok dramatik ve ne yazık ki dünkü helikopter kazasında şehit düşüyor Songül Yarbay. Şimdi bizim bildiğimize göre Songül Yarbay babasız büyüdüğünü biliyoruz. Ailesine bakıyordu. Yani bir de o yönü var tabii işin. Çok zorluklar çekerek bu noktaya gelmişti Songül Yarbay. Evet, zaten bu TSK'dan ihraç sürecinde ailesinin haberi yoktu. Evet. Ailesi üzülmesin diye bir söylememişti. Dolayısıyla tamamen kendi içinde yaşadı bu sıkıntıyı. Hem maddi sıkıntı hem de manevi sıkıntı. Evet. Şule Hanım da, avukat Şule Nazlıoğlu ile oldu. Biz de kendisine mali destek de verdik o dinamda ama inanamazsınız bir subayın mücadele azmi başkasında göremezsiniz. Yani müthiş bir mücadele azmi. Üniformasına olan saygı, direniş ruhu. Yani bir subayda olması gereken tüm meziyetleri sahipti. Yani Allah rahmet eylesin. Yattığı yerde nurlar içinde yatsın inşallah. Evet. Şimdi çok zor, hem yaşantısı hem mesleki açıdan da çok zor günler, yıllar yaşamış Songül Yarbay ama bu kumpas davası sürecinde siz dediniz ki hiç yılmadı, yine mesleğine devam etmekte kararlıydı ama muhakkak ki çok büyük üzüntüler yaşamıştır. Yani göz bebeğiydi diyorsunuz mesleği. Neler yaşadı o dönemde Songül Yarbay? Yani biz yani FETÖ kumpasıyla itham ediliyorsunuz. FETÖ ile itham ediliyorsunuz. Evet. Bir asker için son derece üzücü bir şey bu. Maddi sıkıntılar yaşadı ama yani hiç bunları kendini dert etmiyordu. Çünkü yani kendisini zaten tanısanız yüreğinin güzelliği zaten yüzüne bulmuş bir insandı. Yani hiçbir sıkıntı, yani üniformasını
belli etmekle ilgili olan azimden hiçbir sıkıntı geçemiyordu. Yani hiç o sıkıntıları kendi dert etmiyordu. Bir şekilde bunlar geçer diyordu. Yani çok sıkıntı yaşadı. Tabii bunları hem bir bayan olarak hem de bir işini kaybetmiş bir kişi olarak, ama hiçbirini kendisine dert etmedi. Sonuna kadar mücadelenin son hangi nokta varsa o noktaya gitti. Yani çok detaylar var. Hı hı. Ama yani hukuken yapılması gereken ne gerekiyorsa bizimle birlikte sonuna kadar gitti ve inanın var ya, İdare Mahkemesi'nde o kararı almak da çok kolay olmadı. Yani çünkü o dönemde FETÖ'cüler o İdare Mahkemesi'nde de çok güçlülerdi. Evet. Ama mücadele azmi sonuç verdi. Ama işte bugün Şule Hanım'ın da söylediği bir cümle var. Keşke görevi iade etmeseydik diye bir cümlesi var. Çok aslında manidardır. Yani FETÖ'cüler kaçarken görevden, onu itham eden FETÖ'cüleri yerine kendisi gitti o görevlere, Çırnak'taki görevi. Yani bu da bir ironi aslında. Evet, gerçekten öyle. Tamamen bir dram hayatı aslında Songül Yarbay'ın. Ailesi muhakkak ki çok üzgün, tabii tarif edilemez acılar içindedir. Çok zor gerçekten, kelimelerle ifade etmekte insan güçlük çekiyor. Ama müthiş bir kahramanlık öyküsü bırakarak şehit düştü Songül Yarbay, diğer kesinlikle askerlerin olduğu gibi. Kesinlikle başımız sağ olsun. Evet. Başımız sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.